Yutulan yıldız 347 kriz zamanı gök gürültüsü taşları parlaktı. Her birinin boyutu hemen hemen aynıydı. En büyüğü en küçüğünün en fazla iki katı büyüklüğündeydi. Aynı zamanda içlerinde bir miktar gök gürültüsü enerjisi depoladılar. Bu Luo Feng'in bu taşların muhtemelen dünya içindeki dünya ilk açıldığında dövüldüğünü tahmin etmesine yol açtı. 128.926 tanesi her saniyeyi 100 tanesini elde etmek için harcasalar bile yine de 1300 saniyeye ihtiyaçları olacak. Dahası, bulutla temas eden asma, küçük sarmaşıklarda dahil olmak üzere daha fazla sarmaşık uzatsa bile, çoğunlukla kazma işlemi yapılıyordu. Çok fazla zaman alıyordu. Bu gök gürültüsü taşlarını elde etme işi oldukça zaman gerektiriyor. Yer altındaki mağarada yıldırım tanrısı ağıt yaktı. Bulutla temas sarmaşığımız var, dolayısıyla biraz daha hızlı. Eğer onu arayan sadece bir dövüşçü olsaydı, bir ruh okuyucuyla bile bu kazma gerçek bir sorun olurdu. Tahmin ediyorum ki yakalamak için yaklaşık bin kişi gerekirdi. Sarmaşığın hızına ayak uydur. Luo Feng güldü, bulutla temas eden asma bir bitki olarak başlangıçta köklerinin toprağın derinliklerine kadar uzanması gerekiyordu. Ayrıca inceydi, dolayısıyla hızı çok hızlıydı. Eğer bir insan olsaydı, dünyası bir dünyanın çamuru içinde olsaydı, kaya tabakasının sağlamlığı gerçekten çok uzun sürerdi. Luo Feng ve ekibi yeraltı mağarasında sabırla beklediler ve tüm işi bulutla temas eden sarmaşıkların yapmasına izin verdiler. İki saat sonra, hepsi tamam. Luo Feng son derece heyecanlıydı, koluna sarılı asmayı ovalamaktan kendini alamadı, Bine, bu senin için çok zor oldu bu birkaç gün senin yardımına çok ihtiyacımız olacak, gel, bir muya kristali ye. Luo Feng, bulutla temas eden asmaya bir muya kristali fırlattı, kristal hemen bir asmayı uzattı ve heyecanla salladı. İlk evrimden bu yana, Luo Feng'i zaten sahibi olarak tanıdı. Bu yüzden sanki onun ebeveyniymiş gibi Luo Feng'e çok bağımlıydı. Bu bir gök gürültüsü. Luo Feng elini çevirdi ve içinde bir gök gürültüsü belirdi. İnanılmaz derecede parlak bir taştı ve hafif bir gök gürültüsü enerjisi yayıyordu, ancak enerjisi çok azdı. Bakmama izin ver. Yıldırım Tanrısı bunu merakla aldı. 120 bin gök taşı. Hon yardım edemedi ama bağırdı, bu tür bir şans eseri karşılaşma, gerçekten çok büyük bir beklenmedik olay. Zamanı kavrayalım, şu anda zaman gök gürültüsü. Zaman hazinedir. Luo Feng bunu söylerken güldü ve grubu yüzeye doğru yönlendirdi. Hadi yukarı gidelim. Beşi hızla yüzeye ulaştı. Luo Feng, bu bölgenin gök gürültüsü taşları muhtemelen bu 20 kilometrelik alandan daha fazlasıyla ayrılmış durumda. Etrafına daha fazla bakmalısın. Babata'nın sesi Luo Feng'in zihninde yankılandı. Anlaşıldı. Luo Feng ve ekibi hızla çevreyi aramaya başladı. Buradaki 20 kilometrelik alanda 16.924 taş var. Bu bölgede 9.156 taş var. Bu alanda 3208 taş var. Bu alanda 853 taş var. Haha, ha, büyük bir başarı elde ettik Luo Feng. Bu bölgede aslında 159835 taş var. Bunların 160 bine yakını. Babata heyecanla bağırdı. Aslında, gök gürültüsü taşlarının olduğu bu alan toplamda 100 kımya yakın bir alanı kapsıyordu ve bunların arasında daha fazla taşın bir araya toplandığı iki nokta vardı. Bunlardan biri, Luo Feng ve ekibinin 128.926 taşla kazdığı ilk noktaydı. Diğeri ise daha sonra keşfedilen ve 160.000'e yakın taşın bulunduğu yerdi. Diğer noktalar, yani daha fazla olan noktalar 10.000'in üzerinde seyrediyor, daha az olan noktalar ise 100'e bile ulaşmıyordu. Şans eseri Babata'nın her ayrıntıyı dikkatle tarayan tarayıcısı vardı bu gerçek hazine sandığıdır. Yıldırım tanrısı son derece heyecanlıydı. Çok büyük bir hazine. Tainan He ve Ao Gu, iki köle de çok şok olmuşlardı. Bu fırtına taşları paha biçilmez miktarda hazineyi temsil ediyordu. Bunlar bir dünya içinde bu dünyanın hazineleriydi. Eğer yıldız seviye 9 köleleri satın almak için kullanılsalardı, tamamen devasa, güçlü bir ordu satın alabilirlerdi. Kazmaya başla. Luo Feng'in gözleri parlayarak sipariş verdi. Beşi hemen yere saplandı. Bulutla temas eden asmaya güvenerek, hızla gök gürültüsü taşlarını toplama sürecine başladılar. Şans eseri burası merkez bölgeden çok uzakta olduğundan, daha önceki 10 bin kaşifin çoğu merkez bölgeye yakın ve merkezden uzakta arama yapıyordu. Luo Feng ve ekibi bu yere ulaşmak için gece gündüz hiç durmadan uçtular. Sonuçta bu yerde çok sayıda gök taşı vardı tüm bölgenin büyüklüğü ile karşılaştırıldığında 10 bin kaşif gerçekten çok azdı. Vina, sana güveniyorum. Luo Feng son derece mutluydu, kanının adrenalinle pompalandığını hissediyordu. Bu sefer tüm gök gürültüsü taşlarının kazılması yaklaşık 8 saat sürdü, geriye tek bir tane bile kalmamıştı. Kaç tane? Hon sormadan edemedi. Üçüncü kardeş, kaç tane gök taşımız var? Yıldırım tanrısı da sormadan edemedi. Yeni kazılmış 128.926 taş dahi, şu anda toplam miktarımız. Luo Feng gülümsedi, 396.201 taş. Lanet olsun, 400.000'e yakın mı? Yıldırım tanrısı baktı. Yalnızca bu alanla büyük bir başarı yakaladık. Hong güldü. Gerçekten doğruydu. Bu bölgedeki fırtınalar, eğer burayı kazıp çıkaran diğer ekipler olsaydı, burayı temizlemeleri zor olurdu. Sonuçta bazıları kümelenmiş ve diğerleri dağınık halde rastgele dağılmışlardı, Luo Feng her şeyi temizlemek için Babatan'ın tarama sistemine güvendi. Bir alanla 400 bine yakın göktaşı elde ettiler, 5. seviye genetik enerji ateş çarkının fiyatı yalnızca 100 bin taştı. Hadi gidelim, zamanı yakalayalım ve bir sonraki yere gidelim. Luo Feng dedi, Babat'a geldikleri yolda iki yer keşfetmişti, bu sadece onlardan biriydi. Tamam, bir sonraki noktaya. Yıldırım tanrısının gözleri altın bir dağı fark eden bir dilenci gibi parladı. Merkez bölgeden bu ilk kazı noktasına kadar olan uçuş yaklaşık 10 saat sürdü. Kazı süresi ise 11 saate yakın sürdü. Luo Feng ve ekibi uçmaya devam etti. 38 saat sonra da dağlık bölgedeki ikinci noktaya ulaştılar. Gökyüzü karanlıktı. Burası sürekli bir dağlık bölgeydi bitki yaşamı, ağaçlar ve bitki örtüsüyle doluydu. Yıldırım taşları dağılım haritasına göre bu 20 bin kilometrelik alanda 2 adet gök gürültüsü alanı var, ancak bu 20 bin kilometrelik bir alan. Her alan oldukça fazla zaman harcamayı gerektirecek, normal tarama cihazları tamamen işe yaramaz. Yalnızca en üst kademedekiler, elimizdeki iki cihaz işe yarar, bu ikisini kullanırsak 20 bin kilometrelik alanın tamamını dolaşmak ne kadar sürer? şikayet etme, sadece ciddiyetle yap. Binden fazla kişiden oluşan bir ekip etrafa dağılmıştı ve önceki görüşme arama yapan iki üyedendi. Bu takıma 18 kilometre uzaklıkta, Luo Feng, Hon, Yıldırım Tanrısı, Tainan He ve Ao Gu yüzeyde çömelmişlerdi. Büyük bela, Hon yumuşak bir sesle söyledi. Dışarıdaki 2 milyonluk ordu geldi. Luo Feng endişeliydi, bu ormanda en az 10 bin kişiden oluşan bir ekip var, kazmak için ikinci noktaya gitmeye hazırlanıyorlardı, ancak yol boyunca başka bir 10.00 güçlü ekiple karşılaştılar, yoldan saptılar, ancak bu dolambaçlı yol sırasında başka bir bin güçlü ekiple karşılaştılar. Uzaktaki uçan insan grubuyla birlikte, bir tahminle, bu ormanın içinde 10 bine yakın büyük bir ekibin toplanmış olması gerekir. İlk kaşif grubu 10 binden biraz fazlaydı, dolayısıyla bu kadar çok insanın ortaya çıkması mümkün değildi. O zaman bunun tek bir anlamı olabilirdi, 2 milyon kişilik ordu gelmişti. Aslında hazineler kalede ilk kez sergilendiğinden beri, 2 milyonluk ordunun ilk komutanları çoktan gelmişti, ancak onlar dünyanın dış kesimlerindeydi ve 2-3 gün sonra, dünya içinde dünya, 2 milyonluk güçlü ordunun silüetleri her alanda belirdi. Yıldırım Taşları Düzeni'nin basit haritasına gelince onu da edindikleri açıktı. "Çabuk yoldan sapmaya devam edin." Luo Feng emretti. Gece karanlıktı, dağlık bölge. Luo Feng ve ekibi hızla yeniden rota çizdiler. Yolda başka bir bin kişilik orduyla karşılaştılar, tekrar yoldan saptılar. Birkaç bin km uçtuktan sonra nihayet ikinci kazma noktasına ulaştılar. Burayı kazmadılar. Luo Feng ve ekibi son derece heyecanlı bir şekilde deve dikenleri ve dikenlerin arasında saklandılar. Açıkçası bu alanda henüz herhangi bir kazı izi yoktu. Babatan'ın taraması bu bölgenin altında çok sayıda gök gürültüsü bulunduğunu göstermişti. Yıldırım taşları evren kristalleri gibi değil, onları taramak çok zor. Üyelerin daha önce yaptığı konuşmalara göre, bu büyük ekipte gök gürültüsü taşlarını tarayabilen yalnızca iki üst düzey tarama cihazı var. Babata çok memnundu ve gök gürültüsü haritası sadece basitleştirilmiş bir harita, bir dünya içindeki bu dünyanın tüm çapı yaklaşık 1 milyon km, onlara en fazla 10 binlerce km'lik bir alanda var olduğunu bildiriyor. Bazı gök gürültüsü taşlarıdır. Kazmaya başla. Luo Feng emretti. Beşi hızla aşağıya indi, Tainan He arkadaki deliğin girişini kapatmakla görevliydi. Yeraltı, bu 20 kilometrelik alanda 210.397 göktaşı var, dedi Babata. Vine, sana güveniyorum. Luo Feng tereddüt etmedi, büyük miktarda sarmaşık Luo Feng'in kolundan uzandı ve hızla çamuru delerek farklı yönlere doğru ilerledi. Babata onları yönetmekle görevliydi. Bulutla temas eden asma kristalleri yakalamakla görevliydi, sarmaşıklar çamur ve kaya katmanı boyunca uzanıyordu, bir fırtına taşına dokunduğu anda asma bir yaprağı uzatıp hızla onları sarıyordu. 20 bin kilometrelik bir alanda, dünya içindeki yer çekimi kuvvetiyle, yıldız seviyesi 9'ların yaklaşık bir saate yakın uçması gerekiyordu. En önemlisi, 20 bin kilometrelik bir alanla, tarama alanları büyük olmadığı için üst düzey tarama cihazlarıyla birden fazla ileri geri uçuş gerektiriyordu, Babata'nın 20 kilometrelik taraması çok güçlü kabul ediliyordu. 20 kilometrelik alan tarayıcısıyla tarama yapmak için bile 20 bin kilometrelik alan bin tarama gerektiriyordu. İki cihazla yapılan bir saatlik uçuş, alanın tamamen taranması için toplam 500 saat sürdü. Yeraltı, 3 saatten fazla kazdıktan sonra, sarmaşıklar hızla geri çekilip küçülüyor ve Luo Feng'in cildine geri dönüyordu. Çok güzel, bu bölgenin kazısı tamamlandı. Hadi gidip etrafa bakalım. Luo Feng zihinsel olarak konuştu, herkes dikkatli olsun, asla keşfedilmesin. Anlaşıldı, beşi dikkatlice yer altından hızla çıktı ve etrafı aramaya başladı. Çok hızlı bir şekilde etrafı araştırdılar, bu fırtına alanı yaklaşık 96 kilometre uzunluğunda, 129 kilometre genişliğindeydi, o kadar büyük bir alana sahipti ki, daha fazla taş kümesinin olduğu 3 nokta vardı. Bu üç noktanın her birinde 210.397 adet taş, yeni kazılmış, 128.302 adet taş, 198.355 adet taş bulunmaktadır. Ve diğer yerlerin hepsi 50.000 taşın altındaydı, en azında sadece birkaç yüz taş vardı. Genel olarak bu alanda daha önce kazdıkları alandan daha fazla taş vardı. Bir sonraki alan hızla 198.355 taş. Luo Feng hızla emretti her saniyeyi kavramak için savaştılar. Her dakika, büyük miktarda gök taşının kazıldığını temsil ediyordu. Luo Feng taşları sıkı bir şekilde kazarken, yer altında insanların olduğu gerçeğinden habersiz, ara sıra başka ekipler üstlerinde havada uçuyordu. Hepiniz gidin orayı kazın, bu alan cihazlar tarafından taranmadı. Evet kaptan, küçük bir ekip sonunda Luo Feng ve ekibinin kazdığı bölgeye doğru yola çıktı. Kaptan, gök gürültüsü, burada gök gürültüsü var. Ne, gök gürültüsü mü? Hemen baş kaptanı ve aynı zamanda sektör lordunu bilgilendirin. Yeraltı, Luo Feng, hızla burayı kazan insanlar beliriyor. Babatanın sesi Luo Feng'in zihninde yankılandı. Luo Feng'in ifadesi değişti. Bulutla temas eden asma hızla kazılıyor, her saniye daha fazla gök gürültüsü kazanıyordu. Yıldırım taşları kazdılar ve üstlerine rapor veriyorlar. Çok yakında diğer birçok üye de gelecek. Hadi gidelim. Babata kükredi. Çabuk, çabuk, çabuk. Luo Feng emretti. Asma hızla geri çekildi ve diğer gök gürültüsü taşlarını geride bıraktı. Göz açıp kapayıncaya kadar Luo Feng'in koluna geri döndü. Hadi gidelim. Luo Feng emretti. Herkes dikkatli olsun, yüzeyden çıktığımız anda hemen beni takip edin ve kaçın. Şu anda üstümüzde yaklaşık bin adet 9. seviye yıldız kaşifi var ancak orman alanıyla birlikte hala kaçma garantimiz var. Luo Feng genetik enerji yoluyla emir verdi, diğer dördü hafifçe başını salladı.